Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Şimdi insanlara Gabar'dan çıktı, Gubar'dan çıktı diye mazot ucuzlayacak diye ileri geri konuşanlar var. Bu konuda bize denk gelen bir sürücü kardeşimiz, abi Gabar'dan çıkan mazotla ilgili konuşabilir miyiz dedi. Önce sizi tanıyalım kardeşim. Evet, merhabalar, ben Serkan Yıldız, Ankara'da oturuyorum ben. Hoş geldiniz. Fındık için geldik her sene olduğu gibi. Ünyeli misiniz? Ünyeliyim, evet. Hoş geldiniz kardeşim. Teşekkür ederiz. Evet. Ben de sizi gördüm hazır bulmuşken. Buyurun. Ben de içimdekini söyleyeyim dedim. Böyle kardeşim. Benim ricam devlet büyüklerinden bir şey bulmasınlar artık. Ne zaman bir şey bulduk dediklerinde mutlaka en fazla bir hafta sonra her şeye zam geliyor. Doğalgaza yaptıkları gibi, petrol bulduk demeleri gibi. Artık lütfen bir şey bulmayın. Oraya mı bakalım, oraya mı söyleyeyim ben? Fakat istediğin yere koş. Özellikle Sayın Eski İçişleri Bakanım, demiştin elinde mikrofonla bas bas bağırıyordun, bulduk Gabar Dağı'ndan hatta içebilirsiniz diye. Mazot 35 lira, nasıl yapacağız bunu? Ya bundan haberin yok, ya oradaki Gabar Dağı işi, ya bir sakatlık, bir yerde bir sıkıntı var yani. Lütfen bir şey bulmayın artık. Yani benim gördüğüm herkes perişan. Ama sizin o taraflarda, o saray tarafında ya ucuz ya bedavaya geliyor bu size. Yani biz çok perişanız bu durumdan. Çok da müzdaripiz. Lütfen artık bir şey bulmayın. Ne gaz bulun, ne petrol bulun, ne de hiçbir şeye zam yapın. Biz artık gerçekten bıktık, yıldık. Yıldık yani. Benim söyleyeceğim bu kadar. Perişanız. Sayın Yıldız, reziliz. Bir de insanlar açız diyenlere iktidar yanlısı kardeşlerimiz diyor ki şu memleketteki araba bulduğuna bakın diyor. Siz arabanın ihtiyaç olduğunu bilenlerden birisiniz. Evet, temel siz ihtiyaç. Ona da bir iki kelime eder misiniz? Ya bu temel ihtiyaç. Bunu kendi buldukları TOK vardı. O, bakanlara varıncaya kadar hepsi peşindeydi. TOK'umuz yaptık diye. Fabrikalarda gerçi göremedik ama TOK'lar ondan sonra, o seçimden sonra hiçbir yerde göremiyoruz. Yani bu TOK'ları görmek istiyoruz. Bak ben sizin tabirinizle gavur arabasına ben buna 1200 lira para verdim. Keşke kendi TOK'umuzu alabilseydik. Yani hani nerede bu TOK'lar? TOK'ları da göremiyoruz yani. Onun için lafın başına söylediğim gibi lütfen artık bir şey bulmayın. Bir şey de yapmayın. Eski Türkiye'mizi bize geri verin. Benim söyleyeceğim bunlar. Burada arabanın bolluğunu insanların yoksulluğuyla eşleştiriyorlar. Bunu gazeteci büyüklerimiz, o araştırmacı gazeteciler bunu yazdılar. Bunu oluşturan %8, %9'luk, %10'luk bir dilim oluşturuyor bunu. O kameraların çektiği yerler Türkiye 84 milyon, 85 milyon. O görüntülerin olduğu yerler Türkiye'nin %10'unu gösteriyor sadece, görünebildiği her yer. Bunun dışındaki diğer geri kalan insanlar aç. Fındık 52 lira mı açıklanmıştı geçen sene? Ben 45 liradan verdim fındığı. Benim fındığımı ben 45 liraya verdim yani. Yani. Onun için lütfen bir daha söylüyorum, lütfen bir şey bulmayın artık. Yani mümkünse hani iktidara da gidin diyeceğiz ama bu seçim zamanları nasıl, neler oluyorsa ben onları bilmiyorum. Bir fazlalıkla geri geliyorlar yani. Orada neler olur onu da hiç bilemiyoruz. Ama hiç öyle göründüğü gibi değil. Halk gerçekten perişan. Yani verilen o 22,5 lira, ben böyle bir zam oranı hiç görmedim. Çok ciddi zam veriyorlar. Bunun arkasından da ertesi gün zaten peşine farklı bir zamlar geliyor. Yani verdikleri zam oranıyla kepçeyle geri alıyorlar. Kepçeyle kepçe de kalmadı, kazanla geri alıyor yani. Geri alıyor. Yani bunlardan gerçekten yıldık. O kendi o bulma uydurma televizyonlarında, havuz medyalarında tuttukları, böyle yaptıkları röportajlardaki sanki insanlar huzurluymuş, mutluymuş gibi görünen o bulma insanların dışında gerçek halka insinler. Bizim ricamız var. Halka gerçekten inin, geçiremediklerini görsünler. Öyle olmuyor yani. Ben Trabzon'a gittim. Her yer Arapça tabelası. Yıllar evvel satılmış. Gitmiş yani memlekette. Kimse tarım yapmak istemiyor. Kimse fındıkla uğraşmak istemiyor. Herkese hazıra alıştırılmış. Sakat parası, yoksulluk parası, yaşlılık parası adı altında herkesi dilenciliğe alıştırılmış. Biz dilencilik istemiyoruz. Biz kazanıp tarım yapıp kendi paramızı biz kendimiz kazanmak istiyoruz. Öyle paranın büyüğünü kendilerine alıp da halka da böyle şimdiki öğüttüm şuradaki değirmenin, mısırın küçük bir parçasını vermekle bunlar olmuyor. Bırakın biz kendi ekmeğimizi kendimiz kazanırız. Biz ekmeğimizi kendimiz, bize sadaka verir gibi bağış yapıp biz böyle şeyler istemiyoruz. Biz ekmeğimizi kendimiz kazanırız. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben biraz evvel röportajımda söylemiştim, size de soruyorum. Seçerek
seçilerek ve atanarak göreve gelmiş devlet yetkililerinin asli ve insani görevi, devletin sahibi milletin hayatını kolaylaştırmak için. Çok doğru. Katılıyor musun? Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Onların bir tek işi var. Milletten aldıkları vergi ve harçlarla maaş alıyorlar. Sosyal hakları güzel. Kesinlikle çok doğru. O zaman doğru. Milletin hayatını da kendi hayatlarının üstünde güzelleştireceklerdir diyoruz. Aynen öyle. Katılıyorsunuz. Osmanlı dönemindeki deli dumura benzetmiş. Her sene geçtiğimizde ben yani trafikten o köprülerden, otobanlardan onlardan biz yıldık. Biz onları istemiyoruz. Keşke eski yollarımız olsa da bu kadar pahalılık olmasa. Biz eski yola razıyız. Eski Türkiye'yi geri istiyoruz. Eski Türkiye'yi ben geri istiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kolay gelsin.